Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son hastalığında hutbeye çıkıp Allah Teala bir kulunu dünya ile kendi katında olan ahiret nimetler arasında muhayyer bıraktı. O da Allah katında olanları tercih etti buyurlar. Cenab-ı Hak bir kulunu tercih et diyor kuluna. Allah benim katımdaki Nimetler mi istersin? Dünyada biraz daha yaşamak mı istersin? Kulda diyor ki Ya Rabbi senin katındaki nimetler tercih ediyorum. O zaman kulun canı alınıyor vefat ediyor. Bu peygamber Efendimizin haber verdiğine göre Cenab-ı Hak bütün peygamberlere bu tercih hakkını vermiş. Hayatlarının bir kısmında Cenab-ı Hak diyor, Efendimiz bildiriyor hiçbir peygamberi muhayyer bırakmadan canını almaz. Ey kulum, ey güzel kulum, seçkin kulum, salih kulum, Dünyada biraz daha mı yaşamak istersin yoksa benim katımdaki nimetler mi istersin? Tabii ki hepsi de bunların Allah'ın katındaki nimetleri istiyorlar. Peygamberimiz son hastalığında Firrafe'l a'la ile rafi'l a'la yüce dostlar meclisi ve me alezine en memallah aleyhim dediği zaman Allah'ın nimet et, nimet verdiği inam ettiği kimselerle birlikte dediği zaman Hazreti Aşeva'lum Valide anladım ki diyor Resulullah Efendimiz sağlığında bahsettiği şeyle yüz yüze gelmiş. Sağlığında bize demişti. Allah Teala peygambere böyle tercih hakkı sunar diye. Demek ki şu anda Allah Teala ona bir tercih hakkı sundu. O da cevabını veriyor. Tercihini söylüyor. Tercih neymiş? ile refikul Yüce dostların bulunduğu meclisi istiyorum ya Rabbi. Tercih ettiğim yer orası. Yani senin katına gelmek istiyorum ve alidina an amallahu aleyhim minen nebiyyin ve sıddiqin ve şuhada ve salihin. Allah'ın inam ettiği nebi'ler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberliği tercih ediyorum. İkisi aynı şey. Firafikule rafikul ala dediğimiz o yüce üstün dostların bulunduğu meclis bunlardan oluşuyor. Nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerden oluşuyor. Efendimiz Allah katındaki bu meclisi tercih ediyor. Bu yüce insanların önceki peygamberlerin gittiği meclisi, Allah'ın has kullarının bulunduğu meclisi, Cenab-ı Hakk'ın inayetinin yakınlığının olduğu, ikramlarının, ihsanlarının bor olduğu, onlarla belki kendileri sık sık konuştuğu, görüştüğü bu meclisi, Refik-i Ala, Yüce Dostlar Meclisi'ni tercih ediyor ve vefat ediyor. Hazreti Ayşe bunu anladım diyor, Efendimiz'in son sözlerini duyunca. Peygamberimiz burada onu kast ediyor. allah Teala bir kulunu diyor, tercih hakkı verdi. O da Allah katındakiler tercih etti. Yani kendisini kast ediyor. Bu sözlerine Ebu Bekir radıyallahu anh ağlamaya başladı. Hazreti Ebu Bekir. Ben kendi kendime, Ebu Said el-Hudri diyor kendi kendime allah Teala'nın bir kulu dünya ile kendi katında olan ahiret nimetler arasında muhayyer bırakmasında onun da Allah katında olanları seçmesinde şaşılacak ne var ki? Allah bizi de öyle tercih verse. Yani ölüm aklına gelmiyor tabi Ebu Said el-Hudri'nin. E Dünyayı mı istersin? Allah katındaki nimetleri mi istersin? E ben Allah katındaki nimetleri isterim. Böyle bir tercih. Bunda ne var şaşıracak diyor. niye Hazreti Bekir niye ağlıyor acaba? Diye şaşırdım diyor. Bugün görmüş yaşlı böyle niye ağlıyor acaba diyor. bunda şaşıracak bir şey yok ki. Yaşlı Hazreti Bekir tecrübeli bir insan. Bu niye ağlıyor acaba? Çünkü Hazreti Bekir peygamberimizden hiç ayrılmayan bir insan. Peygamberimizi iyice ezberlemiş. Onu çok iyi biliyor. Önceki sözlerini çok iyi biliyor. Efendimizin önceki sözlerini bildiği için Allah Teala böyle tercih hakkı verir diye. Böyle bir tercihinde yapıldığını duyduğu anda anlıyor ki Resulullah ahiret tercih etti ve ölecek, vefat edecek. Onu anlıyor Hazreti Bekir. Çok beraber olduğu için peygamberimizle hemen anlıyor. Anlayışlı bir insan zaten. Zeki bir insan bilgili bir insan. Ama çoğu sahabi bunu anlayamayabiliyor. Çünkü Efendimiz'le devamlı beraber olamayabiliyor. İşte işleri var, dünya işleri var, aile ihtiyaçları var, şunlar bunlar. Her zaman Efendimiz yanında bulunamayabiliyor. Her hadisi duymamış olabiliyor. Efendimiz'in her halini, bütün huyunu, suyunu, ahlakını tam böyle kavrayamamış olabiliyor. Ama Hazreti Ebubekir ne yapmış? Fedakar gelmiş. Ticaretini bırakmış, işini gücünü bırakmış, çoluğunu çocuğunu bırakmış, malını mülkünü infak etmiş. Efendimiz'den hiç ayrılmamış. O da isteyebilirdi yani ben ya tamam zaman zaman gelip gideyim ama işlerimi de devam ettireyim. İşte malımı artırayım, zenginliğimi artırayım diyebilirdi ama o tercihini yapmış. O da tercih yapmış. Diyor ki dünya işlerini devam ettirmektense Resulullah Efendimiz'in yanından hiç ayrılmamayı tercih ederim diyor. Hiç ayrılmıyor. Hazreti Ömer nöbetle şey yapıyormuş. Arkadaşıyla, manevi kardeşiyle en sağdan. Bir gün o geliyormuş peygamberin yanına dinliyor akşama kadar akşam gelip arkadaşlar anlatıyor. Bir gün öbürkü, bir gün o dünya işlerini yapıyor, bir gün öbürkü. Sonra bakmış ki böyle duymadığı hadisler çıkıyor, zuhur ediyor. Allah Allah diyor. Bir hadis duyuyor. Bunu Resulullah söyledim ben hiç duymadım diyor. Araştırıyor, hakikaten söylemiş. Diyor burada bir eksiklik var. Bu nöbeti de bırakıyor tamamen. O da efendimizin yanına kendisini adıyor. Oradan ayrılmıyor. Bunlar akıllı insanlar. Akıllı sahabiler ve diyor ki iki arkadaşım bir yoldan gitti halifeyken. Onların yolundan ayrılırsam diyor, onların gittiği yere gidemem, yollarımız ayrılır. İşte ben de diyor onların gittiği yoldan gideceğim. Hiç hayatını değiştirmiyor. Zenginlik arttığı halde, imkanlar arttığı halde. Aynen sanki yokluk zamanlarında gibi, gibi hayatını değiştirmiyor ki önden giden iki arkadaşımdan ayrılmayayım diye. Dünyada ayrılmamış, ahirette de ayrılırım diye korkuyor, ölü kopuyor. Hakikaten de ayrılmamış, hem kabirleri beraber hem de inşallah ahirette makamları beraberdir. O şekilde bunlar ayrılmamışlar. Hazreti Bekir de e, onun için hemen anlamasında mahsur e, şey yok, şaşılacak bir şey yok. Ancak Ebu Said el-Hudri anlayamadık biz diyor. Sonra anladık ki diyor meğer muhayyer bırakılan, kendisine tercih hakkı verilen o kul Resulullah sallallahu aleyhi ve Efendimizin kendileriymiş. Biz sonra anladık diyor, vefat edince anladık. Meğer Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh, hepimizden daha bilgiliymiş. Anlamış biz anlayamadık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'in ağladığını görünce şöyle buyurdular. Ey Ebu Bekir ağlama. Sohbet yani arkadaşlık hususunda da malını bezletme hususunda da insanların bana en fazla ihsanda bulunanı Ebu Bekir'dir. Sohbet beraberlik manasına geliyor. Kelime manası beraberlik. Sahip arkadaş beraber. Sahabi beraber olan. Demek sohbet hususunda diyor bana en çok diyor fazla ihsanla bulunan Ebu Bekir'dir. Yani hep benimle beraber olan Ebu Bekir'dir. Benden hiç ayrılmayan Ebu Bekir'dir. Malı hususunda bana en çok infak eden Ebu Bekir'dir. Yani Peygamberimizin şahsına değil tam İslam davasına infak eden 40 bin dinarı vardı diyorlar Hazreti Ebu Bekir'in. Bunların 35 bin dinarını Mekke'deyken harcadı. 5 bin dinarını da hicret ederken yanına aldı götürdü. Medine'de ihtiyaç olur diye. Çoluğuna çocuğuna bir kuruş bırakmamış. Arkada babası var. Çocuklar babası kızıyor zaten o zaman Müslüman olmamış. Ya bu adam bütün mal aldı götürdü bize bir şey bırakmadı diye. Hazreti Esma paraya benzeyen bazı şeyler diyor bulduk koyduk. Üzerinde bezle örttüm diyor. Baba merak etme dede diyor. İşte babam bize bak mal para bıraktı. Elini koy istersen babası ama dedesi gözü görmüyor. Elini koydu diyor. Bezin üzerinden baktı. Ha, paraya benzer şeyler gibi. O rahatladı biraz diyor iyi bırakmış diye. Halbuki yok bir şey bırakmamış yani. Bütün malını İslam davasında harcamış. Efendimiz de onu bildiriyor. Diyor ki sohbet, arkadaşlık, beraberlik hususunda da malını bezletme, infak etme hususunda da insanların bana en fazla ihsanda bulunanı Ebu Bekir'dir. Ümmetimden birini kendime halil edineydim. Halil en yakın dost edinseydim Ebu Bekir e edinirdim. Bu kadar iyiliği ihsanı varken eğer can kardeşi, kan kardeşi böyle candan bir dost Halil edinseydim, Ebu Bekir edinirdim. Lakin İslam yüzünden hasıl olan kardeşlik ve sevgi şahsi dostluktan eftaldir. Ancak diyor din kardeşliğimiz var. İnsanlar arasındaki münasebetlerde din kardeşliğimiz bu Halil dostluktan daha eftaldir. Dost olarak kalıyoruz diyor Ebu Bekir'le. Mescitte Ebu Bekir'in kapısından başka kapatılmadık hiçbir kapı kalmasın. Böyle bir ikram olur Efendimiz'in. Peki halillik kime ait? Diyor ki bu arkadaşınız diyor. Bu kardeşiniz Allah'ın halilidir. Halil olarak Allah'ı seçti. İnsanların demek ki candan dost olarak dünyada tek dost, halil, asıl dost, hakiki dost Allah olması lazım. Allah'a tercih etmemiz lazım. Efendimiz, Peygamber öyle yapıyor. Bütün iyiliklerine rağmen Ebu Bekir bile diyor bu halilliğe seçmedim. İnsanlarla münasebetlerimiz din kardeşliği seviyesinde devam etsin. En güzeli budur. İnsanlar, Allah öyle yaratmış. İnsanların dostu din kardeşliği seviyesinde. Ondan öte bir halillik, e, ileri daha ileri bir dostluk artık. O ancak Allah için olan bir şeydir. Ama diyor Ebu Bekir'e bir ikramım. Mescidin etrafında kapılar varmış. O kapılar kapatın diyor. Herkes camiye daha kolay gelebilmek için evine yakın taraftan kapı açıyor. Basit bir duvar zaten. O duvardan bir geçiş yeri açıyor. Bütün geçiş yerlerini kapadın diyor. Mescid kapalı olsun. Hazreti beyken kapısı açık kalsın. Ona bir ikram. Ve o zaten halife olacağı için, halifede de devamlı namaz kıldıracağı için mescitte o evinden rahat bir şekilde e, mescide gelip gitsin. Bugün mescidin batı tarafında, Babu Selam'ın alt tarafında Babu Ebu Bekir, Babu Sıddık var. Hazreti Ebu Bekir kapısı var. Hazreti Ebu Bekir'in evi de zaten o kapının birazcık yakınındaymış. Hemen önündeymiş oradan evinden çıkar o kapıdan mescide girermiş. Dolayısıyla e, o kapı açık kalmış ve o kapının ismi de Sıddık Kapısı olarak Ebu Bekir Hazreti Ebu Bekir Kapısı olarak bugün hala duruyor. Kapıların isimlerinin bir manası var. Mescid-i Nebevi'deki her kapının isminin de bir manası var. Tarihi bir önemi var. O o önemi gösteriyor o isimler. İşte Ebubekir Bekir Sıddık Kapısı onu gösteriyor. Hicret Kapısı hicretten Efendimizle taraftan geldiğini gösteriyor. Kuba kapısı işte Kuba tarafını gösteriyor. Ne bileyim Baki kapısı ayrı bir manası. Nisa kapısı, kadınlar kapısı onun bir ayrı tarihi var. Hazreti Ebu Bekir kapısının önemi de bu. Benzer bir rivayet var. İbn Abbas radıyallahu şöyle buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sona eren hastalığı esnasında mübarek başını bir bezle bağlamış olduğu halde mescide çıkıp minbere oturdular. Hasta efendimiz rahatsız. Başını sarmış bir bezle. Orada Allah'a hamdü sana ettikten sonra şöyle buyurdular. İnsanlar içinde nefsi ve malı itibariyle benim üzerimde Ebu Bekir bin Ebi Kuhafe'den ziyade iyilik ve ihsan olan hiç kimse yoktur. Ebu Bekir'den daha çok üzerinde hakkı olan kimse yok. İnsanlar içinde bir halil edineydim, dost edineydim. Ebu diye kendime halil edinirdim. Lakin İslam yüzünden olan dostluk daha eftaldir. İslam kardeşliği. Ebu Bekir'in kapısından başka bu mescitteki kapıların hepsi tarafımdan kapatınız. Hepsinin tarafından kapatınız. Benim emrimle kapatınız. Bu da e, mescid açılan kapı ile ilgili havha geçiyor. Ela havha. Odanın duvarında olan bacaya denilmiş bu. Ondan odaya ışık girer. Odanın bacası üstündeki ufak açık ışık girisinde yapılan açıklık. Bir de iki ev arasında birbirine geçecek küçük kapı tarzında deliğe denir. Açıklık yani böyle Muntuzan bir kapı değil ama böyle menteşesi işte kenarındaki ahşap kasalarıyla falan böyle bir kapı değil ama sadece bir ara aralık diyelim yani duvarın yıkılmış aralığı. Üzerinde tahta kapısı olmayıp açık olur. Komşu deliği denir. Buna komşu deliği derler. Komşular rahat gelip geçsin diye. Efendimizin mescidi Müminlerin annelerinden her birine tahsis edilen hücreler ve büyük muhacirlerin evleri ile çevriliydi. Muhacirlerin evleri var çevresinde. Bunların her birinden mescide açılan küçük bir kapı vardı. İşte Hz. Ebubekir'in kapısından başka kapı, kapatılması emredilen kapılar bu hususi küçük kapılar idi. Sahabiler bu istisnayı onun halife olması gerektiğini gösteren işaretlerden biri olarak kabul etmişlerdir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem odasının kapısından çıktığında hemen mescide girmiş oluyorlardı. Kendisinden sonra halife olacak olan Hz. Ebubekir'in de aynı şekilde yapması için onun kapısını açık bıraktılar.